hocanın bir Kur'an-ı Kerim şeyi vardı, indeksi vardı da ondaki şeye benziyor aslında. Ahmet Yesevi'nin sizin çıkarttığınız bu kavram haritası Kur'an'ın bir tür özeti gibi gidiyor yani. Evet. Ondan sonra akıl ve akil. Evet. Mesela diyor ki işte insanlardan akıl gider diyor. Ahir olunca diyor, insandan hırsı diyor öne geçince akıl gider diyor. Yani aklın perdeleneceğini söylüyor. Bakın aklı selim kelimesi var ya. Evet. Yani akılın önemini vurguladığı hikmetler ve akil kullar diyor. Akil akıllı kullar. Yani aklı kullanan kullar. Evet. Bunlar diyor hak yoluna giderler diyor. İşte akıllı kulları şeytan yoldan çıkartamaz diyor. Evet. Aklı övmek, Evet. akil insanları övmek. Bu ne kadar yer alıyor? Yine o da 70 hikmette yer alıyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani Evet. bunlar çok değerli. İbadet ve taat elbette ki Ahmet Yesevi bir sufi şair diyelim mi? Şair demeyelim. Bir sufi mürşididir. Dolayısıyla Allah'a kulluk etmek, Allah'a ibadetle yaklaşmak, nafile taatler yapmak, bunları tavsiye etmek 52 hikmette yer alıyor. Bakın akıl 70 hikmette, ilim 71 hikmette, taat ve ibadet 52 hikmette yer Evet. alıyor. Anlatabildim mi? Onun arkasından sohbet. Bakın burada Ahmet Yesen metodolojisini de öğreniyoruz. Sohbet, sohbette elde edilen özellikler, sohbetin değeri. Bunlar da 47 hikmette yer alıyor. Bunlar buraya kadar olanları ben hikmetlerle uğraşırken zaten fark ettiğim şeylerden. Evet. Ama bir kavram var ki emin olun şu tezi yapana kadar bilmiyordum. Yani bu derece önem verdiğini. Bu kavram nedir? Bugün çok önemli olarak bizim hani Müslümanların kendi iç denetimlerinde eleştirel bakışında, cami cemaatinin bakışında eksikliğini hissettiğimiz hatta hacısında, hocasında nedir? Şevk kavramı. Evet, şevk, gayret. Allah'a iştiyakla kulluk etmek. Evet. Yani namazı bir cezadan kurtulmak için ya kılsak da kurtulsak gibi değil. Evet. Orucu yani işte ya bu Ramazan'da bir bitsin diye değil. Şevkle yapmak. Yani yaptığın işi şevkle yapmak. Çok doğru, evet. Anlatabildim mi? Yani Kulluğun bugün şuuruna vardık. Evet. İslam dünyasında işte nedir? İşte Arabistan'da siz de olmuşsunuzdur herhalde. Alışveriş merkezlerinde şurtalar gelir, hacı salat der, tak tak vururlar yani anlatabildim mi? Evet. Adam da oraya hemen orada antreye bir şey sererler, namaz kılarlar. Ya bir kılsak da gitsek diye yani Evet. anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şevki kaybetmek yani bugünkü Müslümanlık, bugünün Müslümanlarının çok önemli bir zaafı, eksikliği. İşte bunu da Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinde Yani şevk ibadeti kavramına hocam lanet olsun yapayım da çıksın diye yapmak değil. Yani şu namazın bir tadına varayım, şu orucun bir tadına varayım. Değil mi hocam? iştiyakla yapmak. Yani Evet, heveslenerek Allah'a yapmak. kulluğunun zirvesine çıkmak. Huşu yani. Evet, zevk alarak yapmak. Evet. Evet. İştiyakla, heveslenerek, tad alarak. Müthiş hocam. Anlatabildim mi? Müthiş. Müthiş. Yani bunu mesela bu tez çalışmasından önce tabii aralarda geçiyor ama bilmiyordum. Yani doğrusu bu kadar yoğun olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra tabii mürşit, şeriat, irfan, riyazet, hikmet, tarikat, riya. Mesela riya ve melamet mesela bu da çok önemli. Yani riyadan sakınmak. Yani gösteriş için ibadet etmemek. Melamet insanların kınamasını aldırmamak. Evet. Anlatabildim mi? Yani bunlar Divan-ı Hikmet'te en çok gördüğümüz kavramlar. Dolayısıyla Divan-ı Hikmet'i alıp okuyan insanlar düşünerek okumalı. Anlatabildim mi? Yani bir kıtayı icabında bir 10 dakika düşünmeli. Evet. Yani burada ne söyleniyor? Buradan bana Sıradan bir gelen şiir gibi değil yani. değil, Hissederek. değil, Evet. değil. Yani şimdi şurada neticede işte 400 sayfa civarında şiir bölümü var. Evet. Yani oturursa bir insan yani kafaya taksa 3 günde de okur yani. Ama Okur, evet. elinde çok fazla yani biraz hazmederek okunması gerekiyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü 30 yıldır okuyordum. Bakın ben bunu samimiyetle söylüyorum. Yani şevk kavramının bu kadar Yesevi yolunun içindeki insana benimsetilmeye çalışıldığını yeni fark ettim. Anlatabiliyor muyum?
Mesela sohbeti anlatıyor. Bugün kaybettiğimiz önemli bir şeydi. Sohbet ortamı. Mesela şimdi sağ olun sizden bu teklif geldiği zaman tabii biz online diğer sosyal faaliyetlerimiz işte STK yöneticiliğimiz var vesaire. Evet. Online etkinliklerimiz oluyor ama insan sıcaklığının farklı bir şeyi var. Evet. Yani yüz yüze iletişimin farklı bir şeyi var. Hani camın arkasından da görüşüyoruz. Yani muhabbetimiz inşallah intikal ediyordur dinleyicilerimize de. Evet. Ama şimdi sohbetin olgunlaştırıcı, oldurucu bir tarafı var. Mesela diyor ki dervişler cemal görer de dervişler sohbetinde diyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani şimdi Allah-u Teala'nın cemaline muhatap olduğunu sohbette. Her kim sohbete girdi Tanrı'dan nasip aldı diyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani Tanrı'dan uluş aldı diyor. Uluş pay demek. Yani nasip kısmet demek. Evet. Payını yani aldı. Dervişler sohbetinde. Hatta diyor. Bir şeyde kızan küser payını keser derler yani. Gene tasavvufi evet. Şeylerde.